Herkese merhabalar. Kadıköy Düşünce Platformu'nun bu haftaki toplantısına hoş geldiniz. Kadıköy Düşünce Platformu kendini bütünsel bilim araştırma merkezi olarak tanımlıyor ve çalışmalarını insan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için bütünsel bilim şiiriyle yaklaşık 29 senedir devam ettirmektedir. Bu hafta 1380. uzaktan 115. toplantımız. Bugün 3. trimester dönemi için konu seçimini gerçekleştireceğiz. Moderatörümüz Mustafa Özcan. Program akışımız konu seçimi oturumu ile devam edecek. Forum kısmı ve 16.45'te de kapanışı gerçekleştireceğiz. Şimdi ben sözü Mustafa Bey'e bırakıyorum. Buyurun Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün gerçekten de ikinci trimester için en önemli oturumda... Ses Mustafa, ses. Gelmiyor mu ses? Az geliyor. Dur bir dakika, bir dakika. Pardon. Arkadaşlar, tamamdır. Bazı eksiklerimi fark ediyorum. Nasıl, iyi mi? Tamam, şimdi tamam. Evet, şimdi güzel, evet, şeyi koyduk. Arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi trimester'de herkes olmasa bile 3-5 arkadaşımız konularla ilgili bilgisini sundu geçen hafta. Ben de en az 10'a yakın konuyla ilişkili olarak bilgi aktardım. Tabii bunların hepsini birleştirebiliriz, ayrıştırabiliriz. Benimkiler çok geniş olabilir ama bir şekilde bir veya iki oturum sonrasında artık bunu ikinci, üçüncü trimestrenin başlığı olaraktan şey yapacağız, tanımlayacağız diye düşünüyorum. Ama ben bu hafta sadece konularla ilgili olarak değil ama trimesterin konu seçimine çok uygun olacağını düşündüğüm için bizim KDP'nin temel amacı olan, esas amacı olan biz bireyler olarak en üst bilgiye, ki buna klimaks bilgi diyoruz. Klimaks bilgiye, yani klimaksın açılımını da aktarmış olayım. Holistik ve ansiklopedik. Ansiklopedik kavramını da öz Türkçe kullanırsak bilgiliselci bir şeyle, birikimle nasıl o tür bir bilgiye ulaşırızı bulmaya çalışıyoruz. Onun için de holistik ele alışlarda konular hakkında ansiklopedik bilgilerin ana kategorilerinin neler olduğuyla ilişkili bir çalışma yaptım. En genelden başlarsak, yani insanoğlu bütün bilgiyi en genel bakıştan yukarıdan aşağı, çünkü holistik deyince yukarıdan aşağı inmemiz lazım. Yukarıdan aşağı inerken nasıl bakacağız? Bir sefer mikrokozmik bir dünyada bilgimiz var ki neyle başlıyoruz buna? Kuantum bilgiyle, kuantumun olduğu mikrokozmosla ve ondan elde edilen bilgilerle başlıyoruz. Sonra bir de ne var? Makrokozmik bilgi var ki bu nedir işte? Evrendir. Galaksilerdir, ona benzer makro dünyadır ki makro dünya ile mikro dünyanın arasında da geçiş olarak mezo dünya dediğimiz bir canlılar dünyasının tez ve antitezin çatışması sonucuyla oluştuğunu kabul ederekten bu mezokozmik bilgiler, yani biyolojik ve biyolojinin çevresinde oluşan bilgilere bu tür bir isim vererekten ben bir genel girizgah yaptım böyle. Daha sonra da düşündüm bu bilgileri genel olarak tabii biz elde ediyoruz da elde ediliş yönüyle bilgiler nasıl bir yöntemin parçası oluyorlar ve elde edilen sonuçlar nelerdir? Biliyoruz ki bilginin öncesinde muhakkak veriler var, yani datalar var. Nedir bu? Alfanümeriktir bunlar işte. Diyelim ki gündüz sabah saat 8 sularında güneş ışığı var. Efendim bir de atıyorum şimdi daha sıcak yeteri kadar oluşmamış. Bu iki bilgi veyahut da bu iki veri, saat ve temperatür bilgisi, ısı sıcaklık derecesi bilgisi. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman
bir yorumla birlikte ne diyoruz? Enformasyona geçiyoruz. Demek ki sabah daha güneş ışığı bir eğik geldiği için o saatlerde saat 8 gibi veya 7 gibi 6 gibi yazın şu saatinde çok sıcak olmuyor. Ama öğleye gittiğimiz zaman bir daha o verileri alınca bakıyoruz daha yüksek bir sıcaklık görüyoruz. Nedir bu? İşte 35-40 dereceye kadar varan sıcaklıklar. Bu da ne anlama geliyor? Bir ikinci bilgi ediyoruz. Demek ki güneşin bir şekilde hareketiyle, güneş ışınlarının dik gelmesiyle onu yorumla öğrenebiliyoruz. O arayı yorumla dolduruyoruz insan bilgisi olarak. Diyoruz ki öğle vakti daha sıcak oluyor, güneş ışınları dikey geliyor çünkü diye. İşte burada üç tane bilgiyi bir araya getiriyoruz. Nedir bu? İlkin bir enformasyon yaratıyoruz kendi içerimizde. O verilerden ve de diğer bazı eklemeler yaparaktan, kendi kafamızdaki bilgilerden. O enformasyonla birlikte bir sistematize ediyoruz bilgiyi. Nedir bu sistematize etme? Bilimlerin hepsi bilgileri belli kategorilere oturtarak ve bunları sıralayaraktan sistematize ederler ki böylece bilimin, bilginin, analitik bilimin tabanını oluşturmuş oluruz böylece. Sonra bu analitik bilginin irdeleyerek, analiz ederek matematikle veyahut da ona benzer diğer araçlarla mantıkla böylece bilgiyi bir bilimsel bilgi haline getiririz. Ama burada gene de yorumlara açık bir durumdayız. Bu yorumlardan da biraz daha ileriye giderekten hermenötik bakışı işin içerisine sokaraktan yorumsal bilgiyi ortaya koyuyoruz ki buralar bunlar neler oluyor onu hepimiz biliyoruz. Varsayımlardır bunlar. O varsayımları da tekrar bilimin analitik kısmında irdelemeler yaparaktan doğruluğu konusunda biraz daha derin bir noktaya geldiğimiz zaman deneysel veya matematiksel olarak kanıt bulduğumuz zaman böylece bilimsel bilginin analitik faslında önemli bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Şimdi buraya kadar olduğumuz bilgiye biz analitik bilgi diyoruz. Ama onun haricinde başka bilgi türlerimiz de var. Ne anlamda? Bir bakıma tarihin derinliklerinden itibaren daha bilimin olmadığı dönemlerde felsefe hakimdi. O felsefenin olduğu dönemlerde bir felsefik bilgi dediğimiz bilgi biçimi vardı. Nedir bu? Sorgulama yapıyordu. Pek çok bilimsel olarak elde edilmiş, bilim çerçevesinde elde edilen bilgileri sorguluyordu. Ya güne işte atıyorum insan niye ölüyor mesela? Ölüm var, o da bir veridir. İnsanın yaşam müddeti işte diyelim ki en fazla 110-120 yaşına kadar oluyor. Niye insan ölüyor sorusunu sormak mesela bir felsefi bilgiye geçiyor. Ama felsefi bilgiyi biraz daha ileriye götüren filozofik bilgi dediğimiz bir başka bilgi kategorisini de tanımlamak mümkün. Nedir bu filozofik bilgi? İşin içerisine bir derinlik koymaya çalışıyoruz ve insanın felsefi bilgilerle sorgulamayla daha mutlu nasıl edilebilir, yaşamı daha yaşanabilir hale getirilebilir dediğimiz zaman buna da filozofik bilgi diyebiliriz. Yani bu bir kişisel tanım olmasa bile pek çok kişinin tarihte veyahut da felsefi bakışla kabul ettiği bilgi biçimidir. Filozofik bilgi de insan giderekten mutluluğu, yaşamın anlamını aradığı bilgi şekli oluyor. Felsefik bilgiden biraz daha öte. Bu ikisinin bir sonrası da işte ansiklopedik bilgi. Mutluluk aramıyoruz ama bunu genelleştirilmiş bir bilime en çok yaklaşan bilgi olarak ansiklopedik bilgiye geçiş yapabiliriz. Kaymağını alırız bilgilerin ve onları entegre etmeye çalışırız. Entegre etmesek bile tekil tekil başlıklar halinde durabiliyor. Buna da ansiklopedik bilgi diyoruz. Bu üç tanesi nedir? Bir felsefik bilgi, filozofik bilgi ve ansiklopedik bilgi aşkın bilgiye giriyor. Çünkü yorumlar var, üzerinde tartışmalar var, çok görüşler var. Herhangi bir şekilde bunlar bir bakıma inançtan biraz öte ama görüş faslından irdelenebilecek bilgiler.
Bunların bir ötesine geçebilmek için bilimi işin içerisine daha fazla katıp, bilimi entegre edip bu sonuçları birbirleriyle birleştiği zaman ortaya çıkan kaymak bilgiyi de işin içine katmak istediğimiz zaman ki o zaman da holistik bilgiye yaklaşıyoruz. Yani aşkın bilgiden holistik bilgiye geçiş yapabilmemiz için kaçınılmaz olarak biz bazı yöntemler kullanmamız lazım. O yöntemler nelerdir ona bakmak istiyorum. Çünkü bir bakıma bilimin verdiği o ham bilgiyi biraz işleyip felsefeyi de işin içerisine sokup metodolojik olarak olaya bakaraktan biz bilimi belli bir noktaya getiriyoruz. Ama onun ötesinde analitikten holistik kısma geçebilmek için biraz daha kendimizi zorlamamız gerekiyor. Onu nasıl yapmalıyız sorusunu işte bir bakıma ben öğrenmenin, holistik öğrenmenin yolu ve düşünmecesi ve aynı zamanda bunu eyleme sokulması şeklindeki bir üçgenden hareketle nasıl bir döngüsellikle, bilginin döngüselliğiyle birikim sağlarız ve böylece kendimizi holistik aşamadaki bir noktaya kendimizi getirebiliriz sorusunu bir çözümünü aktarmaya, bir modelini aktarmaya çalışıyorum. Onda nedir? Bir öz öğrenme var. Herkes bizde yapıldığı gibi kimse, hiçbir hocamız yok. Herkes burada birbirleriyle konuşuyor. Gidiyor sonra bakıyor, düşünüyor ve aktarıyor. Kolokyumlarda yaptığımız da o. O öz öğrenme diyoruz ki ona. İşte yetişkinlerin eğitiminde Yüksel'e de gösterdiğim kitabında özünde bir bakıma o. Çünkü belli bir yaş sonrası artık kimse kimsenin hocası olabilecek durumda değil. Çünkü hayat pratiği insanı öyle bir noktaya getiriyor ki kitaplardan alınabilecek veyahut da bilimin kendi içerisinde analitik bilimin vereceği bilginin ötesine geçiş yapmış oluyorsunuz. Yani sezgisellik çok daha fazla ön plana çıkıyor. Ona dikkat etmek lazım. O nedenledir ki pek çok üniversite hocası çok kuru bilgi verir. Çok hamdır o bilgiler. Ham bilgiden belki şeye geçmiş olabilir. Bilimsel bilginin önemli bir derinlikte analitik yapı içerisinde onu aktarıyor olabilir ama hocaların, profesörlerin, analitik bilimcilerin kuru olarak verdikleri yaşamla ilişkisinin çok zayıf olan bu bilgisini biz nasıl bir şekilde daha yaşamın bir parçası haline getireceğiz? O nedenle de düşünce üretmemiz lazım ki üretiyoruz. Pek çok yenilik, yeni düşünce burada söyleniyor. Ha bunlar bir şekilde başkaları tarafından nedenli kabul edilir. O ikinci planda. Sezgisel olarak veyahut da kendimizin katkısının yüksek olduğu bir aşamaya getiriyoruz. Böylece düşünceye sokuyoruz. Düşünceyle eyleme geçebilmek için kafamızda plan yapıyoruz. İşte bu plan benim şu anda aktarmak istediğim bu kendisi zaten. Bu düşünceyi eyleme nasıl geçiririz ki pratik açıdan buna bakıyoruz. Pratikte biz mesela üniversitelerin veremediğini yapmak üzere holistik bilgiye geçebilmenin tek yolu bu tür bir pratikle bizim teorik olarak veya varsayımsal olarak veyahut da daha soyutlanmış olan bir bilgiden onun pratiği boyutuyla neler olabileceğine dair onun uygulamalarını içerisinden bir şeyler çıkarıp daha bir üst öğrenme seviyesine geçtiğimiz anda biz birikim sağlamaya başlıyoruz. Bu birikim bizim zihnimizde giderek artıyor. Sonunda bu döngüyü tekrarlaya öyle bir noktaya geliyoruz ve kaymağı olan klimaks bilgi dediğimiz en üst bilgiye erişiyoruz. Bu bir artık durgunluk sayılacak bir bilgi seviyesi. Aynı nasıl olabilir? Mesela ilginç klimaks kavramı nereden geliyor onu da aktarmış olayım. Klimaks biyomlarda kullanılan, kara biyomlarında kullanılan bir şeydir. Kara biyomlarında ağırlıklı olarak nerede kullanılır onu da söyleyeyim. Orman bitkilerinde yani ağaç bitkilerinde kullanılır ki 3 tür mesela 4 tür ağaç bitkisi olarak ağaçlı veya selüloz gövdeli olan ağaçlar vardır. Bir tanesi nedir? Taygalardır, en kuzeydedir. Taygalardan mesela desem ki size daha 2000 yıl beklesek bu taygalar hep sabit kalmak kaydıyla
Değişecek mi? Gerçekten değişeceği yok. Yani onların gelebildiği maksimum nokta o. Veyahut da Anadolu'ya gelelim. Anadolu'nun kuzeyinde Karadeniz bölgesinde Ladinler vardır arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde de Kızılçam vardır. Ortada da Sarıçam vardır. İlginçtir. Bunları da değiştiremezsiniz. Daha 1000 yıl sonra bile oradaki hakim ağaç türü bunlar olacaktır. İşte bunlar klimaks türlerdir. Yani Karadeniz'in kıyılarında ağırlıklı olarak ince yapraklı olan Ladin ağacı, Anadolu'nun ortasındaki Sarıçam, güneydeki de Kızılçam. Bunları değiştiremezsiniz. Daha 3000-5000 yıl bile beklerseniz bu ağaçlar orada hep kalacaktır. Aynen bu tür bir bilgi seviyesine erişmeniz lazım. Zihin olarak. Evet arkadaşlar. Erişebilmek için de örnek vermek istiyorum. Neredeyse 15-20 dakika konuştum ya. Demek ki ben gelecek haftaya bırakayım burada. Daha yarısına geldim çünkü. Değil mi? Gelecek hafta örnekleri vereyim. Holistik bakışla kuantum ve klasik fizik arasındaki bu ilişkiyi nasıl irdeleyeceğiz? Veyahut da holistik ele alışla termodinamiğin canlılık, ısı ve entropi konusunun işleniş ve irdeleniş tarihine çok kısa bir bakış. Arkasından da genel bir değerlendirme yapacağım. Onun için şu anda neredeyse 15 dakika oldu. Zor konular bunlar. Onun için daha fazla sizi yormak istemiyorum. O nedenle yavaş yavaş geçen haftaki konulara geçelim. Ondan sonra eğer zamanımız olursa ben tekrar devreye girer, bunun gerisini de tamamlarım. Bu arada yeni girmiş arkadaşlar da boşlukta kalmaz. Onlar için de tekrar olur. Mesela Cemal Bey. Cemal Bey hoş geldiniz. Peki. Şimdi hoş bulduk, hoş bulduk. Rica edeceğim. Selim bize geçen hafta önerilerle ilişkili olaraktan bir okuma yapacak. Hatta bir ekran da verecek. Ekranda yazılı olarak neler var onu göreceğiz. Öneriler konusunda. Herkes bu önerilerdeki başlıkları, karmaşıklığı kim verdi? Bağlantısallığı kim verdi? İnsanın pişişik oluşumunun kökenini kim verdi falan, bunlar bilinen kişiler. Kültürel demişik, üy olacak tabii o da, Ateşan Bey şimdi şey tamamlıyor, tamamlasın eğitim. Artaç Bey girmedi. Evet, gerçekliğin yapısını Ateşan verdi. Evet. Evet, şimdi tamamlasın, konuşacağız devamında. Diğerleri sizindi zaten. Bir Ataman Bey. Diğerleri benim mi? Peki Bey, ben... Ataman Bey'inkini hatırlayamadım. Ataman Bey. Neyi istemişti o? Şimdi ben de hatırlayamadım. Kaos. Ataman, evet. Kaos. Evet, tamam. Okey. Ataman Bey'den başlayalım. Kaosu niye istiyor, ne öğrenmek istiyor, neden kaos gibisinden. Ataman Bey, buyurun. Vallahi hocam bunları sizler daha çok tamam. Biliyorsunuz. Ben izah ederim, o dert değil ama herkesin olaya biraz katkı sağlaması, kendi talebini savunmasını istiyorum tabii. Evet, yani benim burada kastetmek istediğim şey şuydu. Günümüzde artık olaylar o kadar birbirinin içerisine geçmiş durumda ki her şey gün geçtikçe birbirine karışıyor, birbirinin içerisine giriyor, birbirleriyle etkileşime başlıyor. İşte aynı zamanda tabii iletişimin ve bilgisayar gelişiminin ilerlemesiyle artık bizim dışımızda nesneler de birbirleriyle konuşmaya başladılar. Nesneler de birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Fabrikalar kendi kendilerine bir takım şeyleri üretiyorlar. Ve böyle bir karmaşa içerisindeyiz diyeyim. Bu karmaşa içerisinde nereye doğru gideceğiz, nasıl yaşayacağız ve nasıl adapte olacağız? Ve insanın konumu bu böyle bir dünya içerisinde neresindedir, işin neresindeyiz? Bunun üzerinde kafa yormak istiyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, konuşmacı açsın. Diğer arkadaşlar zaten sırayla gideceğiz. Diğer arkadaşlar kapatsın. Sıra onlara geldiği zaman mikrofonlarını açabilirler. Artaç Bey katılmadı. Onun için onu atlıyorum. Gerçekliğin yapısı Ateşan Bey. Evet, buyurun Ateşan Bey.
Gerçekliğin yapısı. Evet, onu istedin, talep etmiştin, evet. Evet, onu ben tabii holizmin dışında bir kavram olarak öne sürmüştüm. Çünkü bazı şeyleri anlamadan o klimaksa gelemiyorsun. Klimaks dediğin gibi bütün bu aşamalardan sonra köpük halinde bilgiyi süzüp ondan sonra holizme geçebiliyoruz. Ama onun öncesinde bazı doğa gerçeklerini anlamak lazım diye bizim uzun yıllar uğraştığımız HDP merkezinde de CKM'deki o tabloyu bir özet olarak bağlantısallık anlamına, yani geriye dönük bir bilgi kümesi olarak hatırlamakta yarar var diye düşündüğüm için söyledim. Gerçekten az önce bahsettiğin mikro makro kosmos, mikro kosmostan işte küfizik, kuantum fiziği, oradan makroya geçiş ve küfiziğinden mezoya yahut ikisi arasındaki mezoya geçişte sanıyorum bu tür bilgiler temel bilgiler olarak karşımıza çıkacak. Onları anlamadan bu kavramları bir araya getirip bir bütünsel anlam vermek zor olur diye düşündüğüm için böyle gerçekliğin yapısı adı altındaki konuyu bir daha bir hafta toparlamak gerekir diye düşündüm. Tamam. Ateşen, bir de bağlantısallık, her şeyin kökenine ulaşmak. Bir de böyle bir... Evet. Bir yani karmaşıklığın bir uygulama alanı olarak bağlantısallık da son derece önemli. Geçen hafta bahsettiğim işte düğümler ve bağlantıları, evrende her şey bağlantısallıktan geçiyor. Gerçekten de düğümler mesela artarken lineer olarak artıyor. 1, 3, 5, 7, 15 neyse. Ama aralarındaki bağlantılar üstel olarak artıyor. Yani diğer bir deyişle 30 tane dilim düğüm olsa her bir düğüme 29 tane bağlantı var. Artık oradan faktöriyel mi, üstel mi, nasıl bir çıkış çıkıyorsa olağanüstü oluşumlar oluyor. Tabii bu yeni bilgi çağında son derece önemli bir kavram haline geldi. Özellikle sosyal medyada, Facebook, Twitter gibi uygulamalardan yepyeni kavramlar, doğa sabitleri ortaya çıkmaya başladı. Yani ne bileyim mi, bildiğimiz işte pi sayısı sabittir. Ne bileyim bir sürü denklemlerin başında sabit katsayılar vardır. Ama bütün bildiklerimiz bunlar değil. Yeniler de varmış. İşte bağlantısallıkla bunlara da geliyor. Örneğin kaosa geçişte Diffie-Gerlinbaum sayısı bir doğa sabiti olarak kabul ediyor. Bu anlamda bağlantısallığın artmasıyla birlikte yepyeni bir alana geçiyoruz. Bu alanda artık bildik bilimin doneleri, verileri yetmiyor. Örneğin long tail ya degree distribution, düğüm derecesi denilen kavramla biz istatistiğe farklı bir yönde bakıyoruz. Nitekim bu bağlantısallıklardan diyalektiğin önemli bir özü olarak nicelden nitele geçebiliyoruz. Bir sürü kavram var. Şimdi konuya girdiğimizde hazırlarım. Ama düğümlerin bağlantısallığı, birbirleriyle bağlantısallığı da başlı başına bir evren. Çünkü bu düğümlerin ne kadar dirençli olduğu ya düğümlerden oluşan sistemlerin ne kadar dirençli olduğu, bir saldırıya ne kadar dayanıklı olduğu meselesi yeni bilimin işi haline geldi. Gerçekten topolojik olarak bakıldığında bu bağlantısallık meselesi farklı derecede sistemler oluşturuyor. İşte benzeşik sistemler, dağınık sistemler, merkezi sistemler vesaire. Bütün bu farklı topolojik yapıları siyasette, kültürde, genel olarak doğa bilimlerinde çok farklı davranışları var. Bunları anlamak bütünseller geçiş ya da holistik anlayışın bir anlamda anlaşılması anlamında iyi bir egzersiz olur diye düşünüyorum. O yüzden de bağlantısallık konusunu devreye sokmak istedim.
Peki, teşekkür ederim. Arkadaşlar, ben şimdi bakıyorum ama benim bildiğim kadarıyla burada bir eksiklik var tabii. En önemli eksikliklerden biri de Atilla'nın hangi konuyla ilişkili olarak öneride bulunduğuydu? Evet. Ben şimdi bu mevcut konulardan bir iki tanesine ben şey yapmıştım. Geçen sefer onların üzerinde yorumda bulunmuştum. Sen mesela şeyi mi bir bakıma yanlış hatırlamıyorsam insanın psişik oluşumun kökeni konusu noosferde bir şeyler söyledin değil mi? Noosferde evet. Noosferde. Noosfer. Neosfer değil. Oyla. İki tane oyla o. Evet. Noosfer. İki tane oyla. Şimdi insanın evet. Evet. Peki Atilla Bey, tamam. Noosfer konusunda sen sözü al. Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanın psikolojik oluşumundan önce bunu bir şöyle şey yapıyor. Yani 13,5 milyarlık bir evren oluşumunda dünyanın oluşumu ilk önce fiziksel, sonra kimyasal, ondan sonra biyolojik, sonra insanın katkısıyla olan bir yapı var. Yani insan şeye baktığımız zaman, uzaydan baktığımız zaman dünyaya, ondan sonra ilk önce bulutları falan, ondan sonra maviliği, denizleri vesaire falan şeklinde. Ama ayrıntılara bakmaya başladığımız zaman yok işte Çin Seddi'ni, yok ondan sonra barajları, yok ondan sonra yolları vesaire falan görmeye başlıyoruz. Bunlar insanların şeysi somut olarak yapmış olduğu şeyler. Yani, ve düşünsel şeyini, insanın düşünsel yapısını doğaya yansıtması şeklinde. Bu akşam TRT2'de bir şey var. Samsara diye bir film var. Saat 10'da. Ona bakarsanız, yani biz bunu felsefede tin diye şey yapıyoruz, tarifliyoruz. Bu tinin şeysini, yapısını ve oluşumunu görme ve şey yapmayı. İnsan bununla ilk önce avcılı toplayıcıdan sonra tarım devrimiyle, arkasından sanayiyle dünyayı dönüştürdü. Dönüştürdükçe bunun tabii sonuçlarını da ilk önce hesap edemedi. Yani çünkü yapmış olduğu işlerin bir kısmı doğaya zarar veriyordu. Ve bunları tekrar toparlamak için de herhangi bir şeysi ancak 20. yüzyılda toparlama gayretine girişti. İşte gerek doğayı kirletilen suydu, havaydı, ondan sonra topraktı. Onları düzeltmek için ondan sonra bir sürü çalışmalar yapıldı. Ama bu çalışmalar dünyayı mevcut attığı kirliliklere karşılık yetersiz kalıyor tabii. Ama şu var, insan yaşamak için bu doğasını da korumak zorunda. Çünkü biz doğanın bir yan ürünüyüz. Bu doğanın yan ürünü olmanın şeysinde biz doğanın hakimi değiliz. Yanlışlık orada geldi. 19. yüzyılda biz doğanın hakimiyiz şeysi vardı. Çünkü üç büyük din, ondan sonra İbrahim'i dinler, ondan sonra insanlara doğayı sanki şeymiş gibi, vaatmiş gibi, her şekilde kullanılabileceğini düşünecek bir şekilde şey yapmışlardı, vaatte bulunulmuştu. Ama bu iş hiç de öyle değil işte, elimizin altından kayıp gidiyor. Biz bu şeyde, Noosfer'de bu konuyu biraz işte ne yapabiliriz, ne şekilde ondan sonra insanlık devam edebilir diye şey yapmamız gerekiyor. Yani bu konuyu daha geliştirmemiz gerekiyor. Bu şey boyutunda değil, yani şey boyutunda, tüm dünya boyutunda ele alınması gereken bir şey. Yani şimdiye kadar 20. yüzyılda yapılan şeylerin hepsi işletmelerin ve şehirlerin teknolojik olarak ondan sonra attıklarını düzeltmek şeklindeydi. Ama olanları da gidermek açısından çözümler, yeni çözümlere ihtiyaç var. Şey yapmak istediğim
Norsa konusunda söylemek istediğim benim bu. Sonra bir konu daha burada şey yaptım. Bu kültürel evrim. Senin şey konunda kültürel evrim insanlığın insanlığın kültürel evrimi de diğer şey gibi avcı toplayıcıdan başlayan bir kültürel bir gelişimi var. Ve bu gelişim gelişim devam ediyor. Kültürel evrim. Arkadaşlar konuşmayanlar lütfen kapatsın. Çünkü arkadan sesler geliyor, konuşmacı evet. Rahatsız oluyor. Kültürel evrimde geldiğimiz şu andaki nokta şey açısından insan aslında biliyorsunuz başından beri bir eksik varlık ve bu eksik varlığı farkında olan şeylerden bir tanesi Nietzsche. Nietzsche bunu gidermek üzere üstün insan kavramını anlatmaya çalıştı kitaplarında. Üstün insana ulaşmak için de kendisine açısından bir takım yorumlarda şey yaptı. Dolayısıyla insan şey olarak dünyadaki insan yapısı belli bir aşamaya adım adım binlerce yılda geldi. Ama bu yetti mi? İşte şimdi yapay zeka vesaire falan var. Yapay zeka insanın kültürel evriminde ancak bir şey olur, araç olur. Bu aracı ne kadar kullanabileceğiz? Yoksa insan bu aracın şeysi mi olacak, esiri mi olacak? Bunlar hepsi bir seçim meselesi. Bu konuda bir takım yorumlarda bulunabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Peki, teşekkür ederim. Arkadaşlar, şu anda önerileri olan arkadaşların hepsi bir bakıma düşündüklerini, niye böyle düşündükleri konusunda Ataman Bey, Ateşan Bey, Atilla Bey bilgi aktardı. Teşekkür ederim. Mustafa Hocam bir araya girebilir miyim? Tabii buyurun. Ben önceki hafta yoktum da yani konu önerim de olmadı. Ben de acaba şöyle bir konu önerebilir miyim? Tabii buyurun. Evrenin akışkanlığının nedeni olarak entropi. Böyle bir konu başlığı önerebilir miyim? Tamam. Bu konuda aktaracağın bazı bilgiler varsa onu da alalım. Hemen onu söyleyeyim. Bu arada tekrarlayayım. Evrenin akışkanlığının nedeni olarak entropi. Şu anda evrenin akışkanlığını ilk enerjinin ortaya çıkışından bugünlere kadar enerjinin dönüşümü olarak da görüyoruz. Yani işte ulaştığımız en nitelikli enerjinin bilişim enerjisi olduğunu iddia ediyoruz. Bu arada entropinin tariflerinden biri de enerjinin iş yapma yeteneğinin gitgide azalmasıdır ve bunu da kalitatif olarak enerji yoğunluğunun azalması, örneğin ısı enerjisinin yoğunluğu başlangıçta çok yüksek derecelerdeydi. Hani şöyle tarif edilir, sonsuz küçük bir uzayda yani noktada sonsuz yükseklikte bir yoğunluk, enerji yoğunluğu olarak. Ben bu akış içerisinde hatta şu sorunun da cevabını arayarak eğer entropi dediğimiz olgu olmasaydı evrende akışkanlık olur muydu olmaz mıydı? Bunu da irdelemek üzere böyle bir konu başlığını ileri sürüyorum. Peki, teşekkür ederim. Kayda geçti. Arkadaşlar toplam olarak tabii ki bir 12-13-14 ile en az 13 tane başlık olması gerekiyor. Şu anda başlıkların sayısı yani bunları alt başlık olarak görüyoruz. Sonra bunları birleştirip üst başlık koyacağız ama ilkin alt başlıklar oluşsun diye görüyoruz. Ama çok ayrık olanları tabii koymamız mümkün değil. Mesela açık söylemek gerekirse kaos dediğimiz olgu kendi içerisinde veya eğitim bilimleri dediğimiz konu kendi içerisinde bir bütün gibi görünüyor burada bana baktığım zaman. Diğerlerini olayın içerisinde şey yapmak lazım. Tabii bunları çıkarmak anlamına demiyorum ama onları evet böyle biraz kırmızı koymak gerekir.
bütünselliğin dışında bir şey oluyor. Çünkü mesela bağlantı, karmaşıklıkla bağlantısallık birbirini tamamlayabilir. İnsanın psikolojik oluşumun kökeni, ondan sonra kültürel evrim, yaşamın doğal, bunlar da holistik çözümün bir parçası gibi olaylara yaklaştığımızda bunları yeşilleyebiliriz. Yani en çok entegre olabilecek şeyler olarak gözüküyor. Entegre olabilecekleri de yeşilleyelim. Arada olanları da sarılarız böylece. Yeşilleyebiliyorsak yeşilleyelim. Karmaşıklık ve bağlantısallık mesela yeşillersek bunlar bütünsel olabiliyorlar. Evet. Kaosu da karmaşıklık ve bağlantısallıkla beraber düşünmez. Ama kaos çünkü o kadar kendi içerisinde matematiğe yakın ki, bunlar matematikten ziyade sosyal bağlantılı. İzin verirseniz, rica etsem, o konuda birleştirme konusunu bana bırakırsanız çok mutlu olacağım. Çünkü arkasında anlatacağım, belki de 15 dakika 20 dakika konuşurum, öyle bir şeye yazık olur zamanımıza. Kaos matematik kökenlidir ağırlıklık, ama karmaşıklık ve bağlantısallık, bunlar matematikten ziyade fizik ve sosyal kökenli olabiliyor. Onu da aktarmış olayım bu arada. Ama mesela gerçekten insanın psikolojik oluşumunun kökenine baktığımız zaman kültürel evrimiyle ikisi yine entegre olabiliyor. Evet. Onlar biraz daha farklı, ama gene yeşil olsun da biraz daha farklı bir yeşil olsun. Onlara entegre olabiliyor diye düşündüm. Kültürel evrim de dahil, ama biraz daha bir açık yeşil yapalım onları mesela. Yani üçü birbirine yakın diye anlamına. Çok az bu sefer de, neyse. Çok açık olunca okunmuyor da. Evet, şimdi daha iyi mesela. Evet. Evrenin akışkanlığı ve entropi mesela, o gerçekten şeye, kültürel evrime o da entegre edilir, ama o da biraz daha ayrık düşüyor. Yani genelde, çünkü termodinamik açıdan irdelemek gerekiyor. Termodinamik bakış. Çünkü enerji biliminin bir parçası olmuş oluyor. Şeyle kıyaslarsak mesela, karmaşıklık, bağlantısallık, doğan falan, onlardan o da ayrık düşüyor. Onun için o da bir bakıma şey yapılabilir, ama on numaradan bahsediyorum. Kozmolojik yapısında da birleştirebilirsin onu. Yani birleştirirsin, ama çok entegre olmuyor. Yani onu da. Tamam canım, o tabii olmaz tabii. O ayrı bir şey çünkü. Evet. Ya o konuda mesela benim anlatacağım, sonra anlatacağım dediğim şey çok entegre olundu, ama ben bir örnek olsun diye onu ayrık bir örnek olarak anlatmak üzere, termodinamiğin ısı, entropi ve de şeyle ilişkili, boyutlarıyla ilişkili nasıl holistik bakışla ele alınır diye bahsettim ya, sonra zaman bulursak konuşurum dediğim konu. Böyle baktığımız zaman şimdi şu anda herhalde değerlendirme dışı 6-7 ve onu bırakalım. Onları da değerlendireceğiz, ama nereye kadar konuşmalarımız daha devam edecek, konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, zamanımız daha var. Ben bunların üzerinden kendimin anlattıkları boşlukta kaldı şimdi. 1 numara. Ondan sonra işte bir bakıma 5 numara. Gerçi bu hem bağlantısallık olduğu için Ateşhan'ın konusuna da gitti karmaşıklık birazcık. Kültürel evrim de şey konuştu zaten Ateşhan Bey, Atilla Bey sağ olsun. Ama zaten bunları ben de söylemiştim. Onların üzerine onlar konuşma yaptılar ve onları destekleyici tarzda bir ifadede bulundular. O zaman öyle çıkmıştı ortaya onlar. İsterseniz kültürel evrim konusunu biraz irdeleyeyim. Diğerlerini de bir şekilde anlatayım. Örnek olarak gerçekliğin yapısıyla bana sorarsanız holistik bakıştan evrenin kozmolojik yapısı birbirine entegre bunlar. Yani ikisi aynı şey esasında. Evet. İkisi aynı şey. Onun için onu en koyu yeşile büründürebiliriz. En koyu yeşil. Evet.
Siyah mı oldu? Neyse. Renklendi mi o? Koyu yeşil mi oldu? Bilmiyorum. Yani gözümü algılamadım. Renk körlüğüm var Mustafa. Tamamdır. Tamam. Peki. Arkadaşlar, kültürel evrim konusunda konuşmak istiyorum birazcık. Daha sonra da diğer arkadaşlar öneri getirebilirler, ekleme yapılabilir, bunlar konusunda seçim yapabilirler, düşünebilirler vesaire vesaire. Şimdi kültürel evrimin holistik bakıştan irdelenmesi için 4 temel boyut üzerinden hareket etmek gerektiğine inanıyorum. O boyutları hemen söyleyeyim ben. Teknolojik ve mantık boyutu bir tarafta, yani bir eksende, diğer bir eksende bilinç ve doğa boyutu dediğimiz bir boyut olacak diye düşünüyorum. Bu boyutlar içerisinde kültürel evrimi irdeleyebiliriz. Diyalektik olarak bu boyutlar oluyor. Şu anlama geliyor, bu boyutlar kutupsal, yani bildiğimiz ne diyeceğiz yani buna, kutupsallıktan aynen koordinatif eksenler gibi düşüneceğiz. Artı eksi anlamına geliyor. Mesela mantıkla teknolojik veya teknik düşünce birbirleriyle ters bir taraftadır. Ne anlamda ters bir taraftadır? Tabii ki mantıksız bir teknoloji üretemezsiniz ama mantık doğrudan doğruya soyutun suyun suyu, soyutlukta. Öbürü de pratiğin pratiği anlamına geliyor. O nedenle iki kutuplu, uzay zaman içerisinde iki kutuplu bir eksende yürümüş oluyoruz. Doğayla da bilinç, ki o da orada bir tanesi, ikisi de doğadan çok şey öğreniyoruz. Doğanın kendi içerisinde evrimsel yapısında, ki eninde sonunda dünyayı bile canlı kabul ediyoruz böylece. Ama insan bilinci bütün doğadaki o canlılık karakterinin bize inandırıcı olarak kendisini bir şekilde devam ettirme, homeostatizi oluşturma şeklinde bir iddiasına karşılık insan bilincinin zirvelerinde klimaksa varacak kadar soyut ve de olayı irdeleyebilecek başka bir boyut var. Bunlar da iki tane kutup gibi ele alınabilir. Başka ne diyebiliriz? Holistik bakıştan evrenimizin bilinebilen durumunun temel özellikleri diye bir boyutla kültürel evrimi irdeleyebiliriz. Başka bir boyutta bu. Boyut demeyelim de başka bir düzlem diyelim buna. Öbürleri dört boyut, karşılıklı dört tane boyutluydu. İşte bunu söyledik zaten. Ama ondan sonra bir düzlem üzerinde olaya nasıl bakacağız bu düzlemde? O düzlemde işte temel özellikleri, bilinebilecek temel özellikleri. Onlar nelerdir diye baktığımız zaman kozmolojiye, evrenin sınırlı ve sonlu olduğunu biliyoruz ki bu evrenin en temel özellikleri sınırlı ve sonluluk. Başka bir boyutu daha var evrenin tabii, o da topolojik boyutu, ki basit bağlantılı bir evren olduğu da söyleniyor. Böylece ne yapmış oluyoruz şimdi? Soyutlamadan somuta doğru ve de küçükten büyüğe doğru, küçük düşüncelerden büyük düşüncelere doğru bir geçiş yapmış olduk kültürel evrim açısından olaylara baktığımız zaman. Ayrıca 6 aşamalı evrimin kozmik hiyerarşik yapısı diye bir yapısallaştırma var elimde. Bunun detayına girmek istemiyorum ama girilebilir, çok da öğretici de olabilir. Onu bırakmak istiyorum ama daha önemli olarak görebileceğim, daha bizim düşüncelerimize yakın olduğunu bildiğim için biyofiziksel temelli doğadaki hiyerarşinin nereden nereye geldiğini bilimler arasında onu aktarmak mümkün. Orada ne vardır? Coğrafya vardır. Dünya için bahsediyoruz tabii. Onun altında coğrafyanın en genel bilgisinin altında jeoloji bilgisi yatar, alt bilgi olarak. Onu nasıl bir şekilde oradan elde edilen bilgilerden nelere varıyoruz? Ona da paleontoloji diyoruz. Fosillerle, geçmişimizle ilgili bilgi elde ediyoruz. Ki sonunda kültüre gelmemiz lazım buradan. O fosil bilgilerde insanın yaşam süresinin derinliğini buluyoruz ve antropoloji denilen bir bilgi, ki
bu 500 yıllıktır ama insanın fosilleri bulması ama bir anlamdırma açısından geç kalmıştır, o ayrı mesele ama jeolojinin çok daha ondan önce olduğunu biliyoruz. Coğrafya ise neredeyse en büyük coğrafyacılardan biri dünyayı gören, ta Strabon'a kadar gitmek mümkün. Ama antropolojiden sonra onun altına biyoloji, ama insanın burada biyolojisini koymak gerekir anlamına söyledim. Evrimsel tarafını ve genetik tarafını, ikisini bir arada. Ama buradan da biz psikolojiye ve de insan zihninin evrimine geçiş yapabiliriz ki kültürel evrimin arkasında da o var. Kültürel evrimin temelinde olan bu bütünsel bakıştan sosyokültürel değişimi nasıl, hangi düzeylerde araştırırız diye bakabiliriz. Ona baktım. Ta ki en üst düzeyde fikriyattan enformatiğe, oradan akademik bilgiye, oradan yukarıdan aşağı inersek teknolojik bilgiye, onun altında idari ve hukuki bilgiler, onun altında mali bilgiler diye bir bilgi hiyerarşisini de olayın içerisine sokmak mümkün. Başka ne olabilir? İnsanın sosyalleşme sürecinin aşamaları olarak da işte tarihin derinliklerinden itibaren insana bakmamız mümkün. Arkadaşlar, bunların sırası şu anda tam olmayabilir. Çünkü ham çalışmanın bir parçası gene de. Bu nedir? Bir pedalizm bizde var. Başka ne var? Sosyalleşebilirlik ve eğitilebilirlik diye bizim özelliklerimiz var. Başka neyimiz var? Kültürde çeşitlenebilirlik var ki en önemli işte burada kültürel evrim ortaya çıkıyor. Çeşitlenme varsa bir evrim sonucunda ortaya çıkmış. O da bize neyi üretiyor? Teknoloji üretebilirliğine getirmiş oluyor. Evet, ben böylece bir miktar daha olayları irdeledim. Karmaşıklık ve bağlantısallığı da anlatmaya kalkarsam, pardon, karmaşıklığı ve de şeyi oldukça uzayacak ama zaten bağlantısallık kaçınılmaz olarak dinamik bir yapı içerisinde karmaşıklığı doğuruyor. Karmaşıklığın kökeninde bağlantısallık var. Ne kadar çok bağlantı kurarsak o kadar yeni bazı değerler ortaya çıkıyor. O açıdan bir genel böyle ifadeyle onu da geçiştirmiş olayım istiyorum. Onun için şimdi diğer arkadaşlara şeye geçmek istiyorum. Mozaik görüntüye, diğer arkadaşların da bu konularda bilgilerini almak üzere konuşmayı o tür bir şeyle yürütelim istiyorum. Mustafa, evet. Bir şey sorabilir miyim ya? Tabii. Evet, kültürel evrim senin konun gibi. Sen onun altını doldurdun. Coğrafya, jeoloji, paleontoloji, sen kültüre kadar geldin. Daha sonra işte biyoloji, psikoloji vesaire. Bütün bunları senle kültürel evrim adı altında, başlığı altında mı anlatacaksın, yoksa buraya 3-4 tane ayrı konuyu sığdıracak mısın? Ya şöyle diyeyim, kültürel evrim dediğimiz zaman zaten neredeyse sömestrinin adını koyabiliriz, yani onu da söyleyeyim. Çok geniş, evet. Evet, çok geniş. Ben genelde bu tür bir ifadenin belki de bizim trimester konusu olabileceği şeklinde bir düşüncem var ama öyle bir doğrudan öneri getirmek istemediğim için onu çok fazla açmak istemiyorum. Onu açık söylemek gerekir. Çünkü kaçınılmaz olarak diğer arkadaşların isteğini de ketlemiş olabiliriz, engellemiş olabiliriz. O nedenle özgür ve de demokratik bir ortamda seçim olsun istediğimden dolayı sadece anlatıyorum. Onu anladık da Mustafa, burada kültürel evrim konusunu sen işlerken birkaç konu başlığında işleyeceksin herhalde. Biz burada 13 tane konu bulacağız değil mi bugün? Amacımız o. 13-14 falan filan, yani rakam 2-3 fark edebilir, fazla önemi tamam, yok. Anladım. Bugün bulmayacağız sadece. Herhalde bir hafta daha sürer bu biraz konuşmamız. Evet. Evet arkadaşlar, Cemal Bey el kaldırdı. Cemal Bey buyurun. Mustafa Bey, kültür konusunu ben tam algılayamadım sizin anlattıklarınız ve tanımlarla. Yani benim bilebildiğim kadarıyla kültür bir kere evrensel değildir. Kültür toplumdan topluma değişen ama zaman içerisinde önemli değişmelere uğrayan bir örf, adet, inanç, sanat, bir yaşam tarzıdır örf. Ve kültür toplumdan topluma değişir. Yani Fransız toplumunun kültürüyle Amerikan toplumunun kültürü veya Türk toplumunun kültürü farklıdır. Dolayısıyla
kültür tanımının içerisine neleri koyuyorsunuz? Onu bir kez daha şey yaparsanız ben anlayamadım doğrusu. Yani bir kere bilim kültürün içerisinde bir konu değil benim bildiğim kadarıyla. Ne dersiniz? Kültür tanımında bir kere bir birleşmemiz evet. lazım diye düşünüyorum ben. Böyle söyleyeyim. O zaman bu konudaki fikrimin oluştuğu dönemi söyleyeyim. Yaklaşık 40 yıl önce Bozkurt Güvenç'in İnsan ve Kültür kitabını okuduğum zaman onun ne kadar geniş bir şekilde ele alınabileceğini gördüm. O nedenle evet. kültürel seviyeler diye bir seviye tanımlamak lazım. Şimdi sizin sorduğunuz seviyeyi ben hemen fark ettim hangi seviyede olduğu. Şimdi bir sefer alt kültürler var. En basitten motosikletçilerin kültürüdür. O motosiklet kadar kendilerine göre işte bir giyimleri de vardır. Kendilerine göre bir davranış biçimleri vardır. Bu da bir kültürdür. Alt kültürlerden biraz daha bir şehir kültüründe bir noktaya kadar entelektüel kültür dediğiniz zaman konuşma biçimlerine diye toplumun içinde vardır. Ama insanın doğadan farklı olarak yapabildiği her şey, düşünebildiği her şey kültürdür. Maddi veya manevi olarak. Yani tinsel ve de şey olarak, substansiyel olarak düşünebildiği, tözsel olarak düşünebildiği her şey esasında kültürdür. O açıdan baktığımız zaman benim anlattığım evrensel kültür. Yani bilimin temelinden hareketle evrendeki insan yapısı olabilecek konulara bakma işine ben evrensel kültür diyorum. Onu da bir bakıma holistik bakışla irdelemeye çalışıyorum. Olay o. Benim anlatıp biçimimin arkasındaki temelindeki yaklaşımda da bu var. Bunu aktarmış olayım. Ama yani, İnsan ve Kültür kitabını arkadaşlar bunu daha önce de tekrar ettim. Bozkurt Güvenç'in İnsan ve Kültür kitabını tavsiye ederim. Bize en çok belki de yarar sağlayacak Atilla'da mesela var o. Hemen o zamanları konuştuğumda aldı gösterdi böyle. Ben şimdi tabii o kitabı göstermek için arkaya gitmem lazım. Ama onu şey yapmak istemiyorum ama Atilla gösterebilir. Bozkurt Güvenç'in İnsan ve Kültür kitabı kültür tanımı için en doğru kitaptır. Ve de Bozkurt Güvenç Türkiye'de gelmiş geçmiş kültürü en iyi irdelemiş şahıstır. Onu da bu arada aktarmış olayım. Mustafa senin de burada yaptığın teknolojik düşünceyle mantık ve bilinç ile doğa eksenleri çerçevesinde ilerliyorsun. Evet, evet. Yani her şey o bilinci ben ama bilincin de seviyesi. Şimdi sen motosiklet kültürü denilen işte bir bakıma bir alt kültür. Şimdi o alt kültürü yapan insanlar da var. Onlar da bir kültür. Ulusal kültürler var. O da ayrı bir kültür. Ama ulusal kültürün içinde de bir evrensel kültür var. Sonunda insan olmaktan ötürü bildiği, yapabildiği şeyler var. Onu herkes bir şekilde o şeyin kategorinin içerisine girebilir. Ben onu irdelemeye çalışıyorum. Yoksa o nedenle bilim girer. Bilim kültürü denilen din kültürü var. Bilim kültürünün üzerinden, din kültürünün üzerinden değil ama ben bilim kültürü. Mesela açar orada kaç tane başlık var orada herhalde 500 başlık var mıdır? Atilla açtı şimdi bakıyor. Onun kültür şeylerini, kalemlerini koymuştur oraya. Bozkurt Güven çok güzeldir orada. İnsan bir göz gezdirse yeter zaten. Kültürün ne kadar farklı. Kaç tane? Atilla, mikrofon kapalı. Aç. Valla 459 sayfada ondan sonra bütün bu şeyleri ayrı ayrı şey yapmış ve çok güzel de açmış yani. Bir de onun arkasında endeksi vardı. Bütün kültürel endeks diye. Ona bakmadın sen. Oradan bakarsan satır bakımından herhalde bir 200-300 satır kültür endeksi var. Evet. Evet doğru. Peki evet. Mustafa bu kültürel evrimi karmaşıklık çerçevesinden ikisini birleştirerek mi anlatmayı düşünüyorsun yoksa ikisi ayrı konu ama karmaşıklığı her yere uygulayabilirsin. Buna kültür de dahil. Ya şimdi Ateşhan orada haklısın ve çok güzel bir noktaya yani gene kıvrak bir şekilde girdin işin içine. Şimdi şöyle diyeyim haklısın. Karmaşık. Şimdi bir sefer bu kadar ortalıkta karmaşıklığı yaratan insanoğlunun kendisi bir sefer. Kompartizasyon yani bilgiyi
tumanlara böldüğün zaman ve onlar arasında bir de ilişki yaratıp geçişleri de koyduğun zaman bu sefer ne yapmış oluyorsun? O kategoriler eskiden şeyin dediği kategoriler, yani kavramların bir üst şeyi, onun daha biraz daha ötesi tabii bir bakıma izimler geliyordu felsefi dönemde. Şimdi ise alt dallar diyoruz, bilmem ne branşlar diyoruz, alanlar diyoruz. Bilimi kendi içerisinde bu şekilde bir tanımlama çerçevesi içerisine koyuyoruz. Yani karmaşıklık otomatikman insanın kültürel hareketinin bir sonucu. İnsan yeryüzünde doğada baksan, kuşa sorsan, kuş sana karmaşıklık diye bir şey söyleyecek mi? Atıyorum şimdi. Veyahut da ornitoloji var. Ornitolojiyi kuşlar bilim olarak biliyorlar mı? Yok, ama ornitoloji kuş bilimi demek. Şimdi ikisini, onu yaratan kim? İnsan yaratıyor. İşte bu elinde sonunda bilgi aşamasındaki, bilimsel bilgi aşamasındaki önemli bir karmaşıklık. Bilimsel bilgi aşamasındaki bu karmaşıklığı çözebilmek holistik bakışla ortaya çıkacak. Kaçınılmazdır. Çünkü çözemiyorsun. Bütünsel bakış ne demektir? Kaçınılmaz olarak olayın şey noktasını, yukarıya çıkan o kaymak kısmındaki değerlendirmelerle kontrol edebilirsin. Yani üstten aşağıya bakacaksın. O açıdan baktığımız zaman dediğin doğru olabilir. Ama ben şimdi böyle yapacağım diye dediğim anda herkesin geri çekilmesi lazım otomatikman. Öyle bir şey demek istemiyorum. Herkesin katkı sağlayıp ama olaya da entegre olabilecek şekilde konuyu da bu tür bir şey içerisinde, ne diyelim, bakış içerisinde ele alması gerekir diye düşünüyorum. Şunu ilave etmek istedim Mustafa. Şimdi biliyorsun karmaşıklık giderek zorlanan bir alan. Mesela doğa bilimlerinde kısmen çözüldü gibi. Ben ekonomide biliyorsun uğraştım. Arkasına daha karmaşık olarak işte sosyoloji, psikoloji vesaire. En dipte, en zor olan da kültür. Hatta dedin ki yani kültür karmaşıklığı çıkarıyor. Şimdi oraya geldiğinde kültürü bu eksenler çerçevesinde anlattıktan sonra karmaşıklıkla bir ilişkisini ortaya koyacak mıyız? Koyuyoruz zaten. Ben üst, yani uzaktan, yukarıdan bakarken bu iş nasıl görünür diye koyuyorum. Koyacağım zaten öyle bir şeyi. Yani en genelle, genelinde karmaşıklıkla, insanın yarattığı karmaşıklıkla onu kontrol etmek istediği kültürel birikiminin ne olduğunu bir üst üste getirip, hani böyle korlar ya, üstünde iki tane şablonu başka bir şey görüntüye çıkar. O anlamda bir çalışma yapmak istiyorum ve de yaptım da zaten biraz da. Yani şimdi bağlantısallıkla daha çok ilişkisi. Tabii var. İlgili canım, şimdi hepsiyle ilgili. Onda bağlantısallığı da söyleyeceğim ama bu sefer de iş çok karışıyor. Bu sefer kafamız karıştı demeye başlıyorsunuz. Benim karışmıyor maalesef. Daha da çok anlatırım da. Ama istemiyorum işte. O zaman da kafa karışıklıkları daha fazla oluyor. Çünkü herkes bir tarafından görmüş oluyor. File baktığın zaman biri şeyini yakalamış oluyor. Ayağını sütun gibi diyor. Öbürü gövdesi duvar gibi diyor. Dokunuyor. Öbürü kuyruğunu yakalamış oluyor. Yılan gibi diyor. Biri hortum gibi diyor. Yılan bilmem ne falan filan yani. Ben fil diyorum. Öbürü yo kardeşim diyor. Bu sütun ya. Nereden fil diyorsun diyor. Falan filan. Neyse. Buna geçmek istemiyorum. Buyurun arkadaşlar. 15 dakikamız var. Metin Bey var. Konuşmadı. Cemal Bey var. Konuşmadı. Evet. Cemal Bey soru sordu. Evet, yok, yorum yok. Yorum yok. Metin Bey. Evet. Valla ben şunu söylemek istiyorum. Bir kere Bozkurt Güvenç'in kitabını epey yıllar önce ben de görmüş ve okumuştum. İsterseniz o kitabı bir semestr boyunca irdeleyelim. O başka. Kültürel devrim o kitabın içerisinde bir chapter'dır. Dolayısıyla her şeyi bir sepete koyarsak başka bir şey olur. Ama evrimin tanımı ve kavramı başka şey. Evrimin içerisinde mesela ben kültürün içerisinde bilim yoktur. Bilim ayrı bir konudur. Bir kere kültürler bir üst yapıdır. Kültür toplumdan topluma değişir. Motosikletçi kültüründen bahsetmiyorum ben. Sanayi toplumunun kültürüyle ilkel toplumun kültüründen bahsediyorum. O bakımdan ben şundan şey yaptım. Aynı şeyleri konuşmuyoruz gibi geliyor bana. Daha doğrusu çok ilginç bir noktaya geldim. Mustafa Bey'in konuştuklarını takip edemiyorum ben. Oradan endişelendim. O bakımdan
Zannederim önce bir terminolojide ve tanımlarda çok basit de olsa bir bütünlük sağlamamız lazım. Ben şey yapamadım, yani onun içine giremedim. Bozkurt Güvenç'in kitabını biliyorum, 400 sayfalık kitabı. Ama orada birçok şey var. O zaman onu 4 ayda kitabı üzerinde konuşalım. O başka bir şey. Ama kültürün evrimi dediğimiz bir konu, o zaman toplumlara gireceğiz, antropolojiye gireceğiz. Ama coğrafya, tamam coğrafya toplumun yaşadığı coğrafyaysa o. Ama kültür dediğimiz zaman toplum var, sosyoloji var. Ama holistik olarak bakmak lazım diye anlatıyor onları Mustafa Bey. Holistik olarak bütün bu bilimleri koyarsak, sosyal bilimleri holistik bakacağız. Ha, biz geçmişte şeye de baktık, yaptık. Tarihsel dönemde toplumların gelişiminde de çalıştık bir trimester döneminde. Tamam. Yani orada baktığımız bizim toplumların yönetim biçimleriydi. İlkel toplumdan, feodal topluma, çağımızdaki toplumlara, bunlara baktık. Bu sefer gene başlangıçtan itibaren toplumların tabii ki bir kültürel evrimi var. Ama kültür dediğimiz konu toplumdaki, gene aynı şeye gireceğim belki, hangi ekonomik ilişki varsa ona göre bir kültür oluşuyor toplumda. Evet. Biliyorum, şimdi ben yanlış mı düşünüyorum? Şöyle söyleyeyim, dünyada en çok değişik tanımı olan kavram kültürdür. Onun için benim kavram, bu kavramla ilgili holistik bakıştan bir kültür tanımını yapıp onu ben irdeliyorum ve onu da evrimsel olarak irdeliyorum. Siz öyle düşünün. Sizin ulusal, ırksal veya dinsel veyahut da başka tanımlar içerisinde görebileceğiniz kültürler de kendi içerisinde mevcut tabii. Evet Mustafa, gerçekten yani coğrafyadan alıp da antropolojiye hatta ötesine götürmen işi holizme getiriyor. Yoksa oradan bir parçayı alıp sadece antropolojik yahut işte paleo olarak bakarsak o analitik bilgide kalıyor. Aynen dedim. O anlamda hoş yani. Evet, ben de onu belirtmek istiyorum zaten. Olay o. Bana ne Japon kültüründen, bana ne Türk kültüründen, bana ne. Ben diyorum ki insanlığın kültürü. Bana ne Marx'ın sadece sınıf kavramı üzerine kurduğu kültürden. İlgilendirmiyor beni. Ben doğrudan doğruya, doğrudan doğruya bilim temelinde, holistik bilim temelinde böyle bir kültürel olayın, insanın kültür evriminin, yani kendi zihninde maddi veya manevi olarak yarattıklarının nasıl evrimin içerisinde, insanın doğası içerisinde gelişebildiği veyahut da hangi noktaya bizi getirdiğini onu irdelemek üzere konuşuyorum. Peki Mustafa, o zaman bu iş bu kadar karışıksa biz KDP kültürüne bir de 3S+1K koyalım mı? Ya o biliyorsun olayları irdelemek bu. 5N1K meselesinden hareketle biliyorsun. Yok 3S dışında tutuyoruz tabii bunu. Çünkü onlar zaten doğanın bir parçası. Maddi kültürün biyolojik tarafının çok ağır bir şekilde ortaya çıkış biçimi. Biliyorsun S'lerden mesela söylemek gerekirse espri olsun diye zamanımızı almak istemiyorum ama spor denilen şey belli bir yaş grubunun çok ilgisini çeker. Nedir bu? İşte 12-13 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren 25-30 yaşından. Şimdi sporu bizim yaş grubumuzda çok böyle iddialı bir şekilde ve de bu entelektüel yapıdaki arkadaşlarımızın konuştuğunu sanmıyorum. Yani ama görende ben nereye gidiyorum? Gittiğim her yerde kaçınılmaz olarak spor ve siyaset konuşuluyor gerçekten. Siyaset kültürü denilen bir kültür var. Dünyada siyaset kültürünü en iyi bilen milletlerin başında da Türkler geliyor. Ona garanti veririm. Ama siyasetin inceliklerini, siyasetin manipülasyonunun ne olduğunu da bilmiyorlar. Çünkü belirli çerçevenin içinde kalıyorlar. Bunu bilimsel olarak hiçbir zaman sosyoloji bazında veyahut da siyaset bilimi, politoloji bazında irdelemişlikleri yok. Hep pratik siyasetin getirdikleri konusunda süperler. O kültürsüzlük o. Siyasi kültürsüzlük. Ümit Bey konuşacak Mustafa. Evet. Ya arkadaşlar, herkesin konuşma hakkı var. Evet. Metin, tabii. Buyurun. Evet. Şimdi ben bir önceki toplantıda öneri olarak şöyle bir konudan bahsetmiştim ama burada zaten her bir başlık altında belki o sunumu yapacak
arkadaşlarımız bu konuları da gündeme getirirler diye tekrar bahsetmedim. İşte paradigma değişimi, dönüşümü, paradigma kırılması da bir konu başlığı olabilir diye önermiştim. Evet, onu kaydetsin, senin evet. Kaydetsin. Yani şimdi mesela yine hani geçmişte de böyle popüler bilgi anlamında bir takım şeylerden bahsetmiştim. Yine dikkatimi bir şey çekti. Hani onu söyleyip geçeyim. Roger Penrose'tu galiba, değil mi? 2020 yılında Nobel Fizik Ödülünü aldı. Onun bir iddiası var. Bence bu da bir paradigma kırılması ya da değişimi, dönüşümü. Onun da bir iddiası var. Kanıt olarak da işte Hawking ışımasını gösteriyor. Bu kara deliklerdeki ışıma ya da radyasyon evrenden daha eski. Yer yer buna ilişkin bulgular, bilimsel bulgular elde edilmiş. Buna dayanarak diyor ki aslında hani Big Bang ile başlamadı evren. Dolayısıyla evrenin sonuçlanmasıyla birlikte de evren sonlanmış olmayacak. Yani dolayısıyla hani evren dediğimiz şey de başlangıcı olan, sonu olan ama arkasından devamlı olan bir süreçtir anlamına gelebilecek bir takım şeyler. Bu tür bilgiler benim hoşuma gidiyor açıkçası. Biraz böyle popüler bilim tarafı olduğu için cazip geliyor olabilir. Ama eminim ki sunumları hazırlayacak arkadaşlar bu sosu da katacaklardır. O nedenle hani çok dile getirmek istemedim. Ben de bunu söylemiştim diye. Belki böyle düşünmek daha iyi. Şeye katılıyorum. Kaos ve eğitim ya da öğrenme konusunun başlı başına bir trimestre müfredatı oluşturabilecek şemsiye başlıklar olduğu konusunda hemfikirim. Onları belki kendi içinde önümüzdeki dönemlerde eğer seçilmezse bu dönem için gelecek dönemlerde bunu ayrı başlıklar olarak düşünmek iyi bir fikir. Ben de katılıyorum ona. Yani hem kaoslu hem de bu eğitim ve öğrenme süreçlerini gerçekten 3 ayı dolu dolu kapsayacak şekilde müfredata dönüştürebiliriz rahatlıkla. Eğitim ve öğrenme konusunda öyle çok boyutu var onun da. Yani sadece öğrenme teorilerinden bahsetmiyorum. Sadece farklı stillerden, farklı tarzlardan bahsetmiyorum. Bunun insan bünyesi içerisindeki biyolojik, fiziksel süreçleri de kapsayacak boyutları olduğunu, işte hani kısa süreli bellek, uzun süreli bellek gibi çeşitli boyutları olduğunu düşünebiliriz. Kaos konusu da öyle. Kendi terminolojisini, dilini oluşturmuş ve kavramlarını oluşturmuş bir yaklaşım. O zaman geriye benim için, yani kendi adıma bu dönem için ele alabileceğimiz konu Mustafa'nın girişte bahsettiği şemsiye kalıyor. Yani o üç boyutlu yaklaşık 15-20 dakika boyunca anlattığı üç boyutlu başlık sanki yani birçok boyutuyla ele alınabilir ve benim de Kadıköy Düşünce Platformu'na devam etmemi çok teşvik eden işte fizikle ilgili ve diğer temel bilimlerle ilgili bilgileri güncelleme, tazeleme ve hani kendimizi o anlamda yetiştirme anlamında iyi bir trimestre dönemi olabilir. Yani makro ve mikro evren ve aradaki o işte insanın evet, dair süreci ele alan bir başlık ve onun altını dolduracağımız 13-15 başlıkla parçalayarak ama bütünü oluşturacak şekilde parçalayarak ele almak bana açıkçası o girişteki konuşmanın da belki motivasyonuyla çok cazip geldi şu anda. Ben de bunu paylaşmış olayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, daha bir 5 dakikamız var. Var ya, bu konuyu... var, Fuat Bey var. Evet, el gözükmediği için Ümit Bey'e ben söz vereyim. Ümit Bey buyurun. Peki, teşekkürler. Bu hafta da yine tartışmalı güzel bir oturum oldu bence. Konumuzu belirlemek için herhalde en az bir, belki iki haftamız daha var. Bu tartışmalar biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Ama sonuçta öyle gözüküyor ki biz hem evrenden insana hem insandan evrene yine bakışlarımıza devam edeceğiz. Yani hem makro dünya hem mikro dünya arasında bir gidip geleceğiz ve konuyu daha bir bütünsel olarak görmeye çalışacağız gibi.
Belki gelecek haftadan itibaren artık bir ana başlığı oturtup onun alt başlıklarını tartışmaya başlayabiliriz. O biraz daha şekillendirecektir görüşleri ve daha tutarlı ya da daha somut hale getireceğiz belki de. Ondan sonra da tahmin ediyorum Mustafa Bey'in ağırlıklı seminerleri şeklinde devam edecek. Ama diğer kişilerin de yapacağı katkılarla iyi bir dönem geçireceğiz diye düşünüyorum. Ama yani gelecek haftadan itibaren ana başlığı artık otursak iyi olur gibi geliyor bana da. Peki. Teşekkür ederiz. Onun gayretini yaparız. Üzerinde çalışmamız lazım tabii. Nasıl birleştiririz diye. Bu arada tabii daha konuşması olacak arkadaşlar bakımından. Fuat Bey'in de alalım istiyorum. Fuat Bey. Gerçi kapamış durumda ama. Evet. Hayır, açtım. Şu anda Çanakkale Köprüsü'nden geçiyoruz. Sesimi geliyor, duyuyor musunuz? Geliyor. Tamam, geliyor. Çok tamam. Yol boyunca gerçi kesik kesik de duydum bazı şeyler ama ben en çok da Cemal Bey'in söylediklerine kültürel evrim, evrim kültürün evrimi diyeyim konusuna takıldım ve bence Mustafa Bey'in söyledikleri holistik yaklaşım elbette kültüre etki eden yani etmenlerdir ama sonunda kültür deyince benim de anladığım dünyada insanların yani antropolojik yaklaşımda kültürlerine sahip olduğu, bilmem Asya kültürü, Avrupa, Fransız, Amerikan, Kızılderili onları nasıl, neler etkili de birbirinden değişik hale getirdi. Yani benim ilgimi çeken o konu olurdu. Başka konulara da girmem. Bu arada karmaşıklık insanın yarattığı bir şey değil. Orada Mustafa Bey'le biraz çelişeceğim ama karmaşıklık zaten doğada var. İnsan onu anlamaya çalıştığı zaman ona karmaşıklık diyor. Ben burada bırakayım. Teşekkürler. Peki. Teşekkür ederim. Orada tabii ki ben gene ikili bir bakışı tercih ediyorum. Bakışlardan bir tanesi doğanın yarattığı karmaşıklık. İkincisi insanın doğaya bakaraktan bilimi temel aldığı analitik bilimi kompartizasyon. Yani doğadan aldığı konuları kompartımanlara analitik olarak kullanabileceği kavram bütünlüklerine, kategorilere ayıraraktan irdelemesi. Ben onu kastediyorum tabii. Yani bir doğrudan doğruya substansiyel dediğimiz tözsel ele alış var. Bir de soyut olarak sadece bilginin birikimini sağlayacak şekilde mantık ve rasyonel olaya bakış var. O anlamda iki tür... Tamam. Yani eğer beni dinliyorsanız biliyorum. Köprü üstünde sesler kesildi. Evet. Peki arkadaşlar kapanışa geldik zaten. Kapatacağız ama bir ortak bir şeye varacağımızı tahmin ediyorum. Seçim içinde gelecek hafta iki tane veya üç tane ana başlıktan bir tanesini seçmek üzere bir birleştirme çalışması yaparız. Bu konuda katkı vermek isteyen arkadaşlar varsa şu anda şeyi gördüler zaten konuları eklemesi de oldu. Bir iki konu daha Fuat Bey de herhalde bir ekleme yapar uygun bir zamanda kendi düşüncesini. Böylece bu eklemelerle birlikte onlar da başlık, ana başlık önerebilirler. Bir tane ana başlığın içerisinde seçim yaparaktan gelecek hafta belki tamamlarız, belki de bir hafta sonraya da kalabilir. O konuyla ilişkili olarak çalışmak isteyen arkadaşlara da önerileri açık olduğundan ifade etmiş olayım. Mustafa Bey hafta içerisinde bu söylediklerinizi daha 3-4 ana başlığa indirip yine grup içerisinde yaparsanız yayılırsa o zaman olur. Yani 11'den burada renkli olarak yaptınız ya, o birleşmeleri yaparak belki 3-4 başlığa indirip haftaya onun üzerinde tartışabiliriz. O da olabilir ama herkes de şimdi benim zorluğum da şu. Benim düşüncem veya da benim kavramlaştırmam farklı oluyor. Ondan sonra biri itiraz ediyor. Benim bir gün uğraşıp söylediğim şeyi bir tek cümlede canına okuyor herkes. Sonra i̇tiraz ben de okuyorum ben de sonra. Tabii. Peki. Evet arkadaşlar haftaya görüşmek üzere kapatalım istiyorum. Buyurun.
Bu haftaki toplantımızın sonuna geldik. Kadıköy Düşünce Platformu'nu Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram adreslerinden ayrıca web sitemizden takip edebilirsiniz. Toplantılarımız her cumartesi 15.30-17 saatler arasında Zoom adresimiz üzerinden gerçekleşmektedir. Herkese iyi hafta sonları.